six, seven, eight. Söyleyen bir video gönderdi. Yemin ederim yaptım bunu. Ama bunu yapmaya beni o zorladı. 27,5 yaşındayım. Çevremdeki herkes evlenip dünya evine girdiler. Hatta şu an bir bir çocuklarını dizmeye başladılar. Benim ise yıllardan beri kavuştuğum tek şey annemin dırdırlarıyla babaannemin ajitasyonları. Şimdi şöyle düşünün. Annem şu kapıdan içeri giriyor ya. Daha girer girmez yolda gördüğü gelinliklerden bahsediyor. Yağmur, öyle güzel gelinlikler gördüm ki. Öyle bembeyazlardı ki sana çok yakışırlardı. Sahi sen neden giymiyorsun? Sahi anne ben neden giymiyorum ki? Ya babaanneme ne demeli? Onun kozu çok daha büyük. Yağmurcuğum şurada birkaç yılım kaldı. Biliyorsun torun sevmek istiyorum. Onlara masallar okumak istiyorum. Ninniler söylemek istiyorum. Hatta kekler, börekler, poğaçalar pişirmek istiyorum. Olur mu yavrucuğum? Bana bir torun verecek misin? Olur babaanne. Sanki ben keyfimden vermiyorum. Nerede kalmıştık? Annemin babaannemin dırdırları yetmiyormuş gibi bir de Toprak Bey'le uğraşıyoruz. Tutturdu. Evlilik kurumu çoktan eskidi kızım. Nasıl eskirmiş ya? Tektaş'ın eskidiği nerede görülmüş? Neyse ama bu yaz olunca herkesin gözlerini kamaştıracağım. Tabii ki önce benim bir duşa gitmem lazım. Kendime geldim ya. Gerçi ben sizin biraz karşınızda evine beder gibi çıkıyormuş gibi oldum ama kusura bakmayın artık. Biliyorsunuz keselenmek kadar insana iyi gelen bir şey yok. Böyle ben size kim olduğumu söylemeyi unuttum değil mi? Ben Yağmur. Halkla ilişkiler uzmanıyım. 27,5 yaşındayım. Bu evde yalnız yaşıyorum. Bekarım demek istemiyorum çünkü biliyorsunuz bu yaz sonunda değişecek. Biraz dağınık biriyimdir açıkçası. Bok götürse umurumda olmaz. Onun dışında alışveriş yapmayı çok severim. Gezmeyi, tozmayı da. Ama en büyük özelliğin nedir diye sorsanız kuşkusuz yemek yapmak. Bir gün gelin beklerim. İnanır mısınız? Hünkar beğendiğimi yerseniz şuracıkta düşüp bayılabilirsiniz. O derecede lezzetli yaparım. Emine Beder dedim ya, ben ondan daha iyiyimdir. Size anlatabileceğim başka bir şey kaldı mı sanmıyorum ama bilmez az giyinmem lazım ya. Hiçbir şeyim yok yani. Ne zaman giyince bunun önüne gelsem giyecek bir şey bulamıyorum. O adı batsın, itin adı Toprak. 32 yaşında boş beleş yaşayan biri. Çalışmaktan zerre kadar zevk almaz ya. Gerçi çalışmasına gerek yok bizim için. Babadan zengin, babadan kalantor kalantor. Bütün zamanını televizyon izleyerek, kalan boş zamanında televizyon izlemeye devam ederek geçirir. Bayılır, arkadaşlarını çağırsın, mısır patlatsınlar, bütün gün pes oynasın. Baba, 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 hoppa! Bak, otur sen de yaşın. Dur ya kardeşim. Hayatın bu kadar umrunda olmadığı başka bir herif görmedim ben açıkçası. Beni bile kayla almıyor. Ya bazen bana karşı o kadar özensiz davranıyor ki. Tamam haklı. Ben çok konuşuyorum bazen. Dırdırdır ediyorum. Çemkiriyorum. Ama hoş olmaz mıydı arada sırada beni kayla da alsam? Babisi hoş olacak bende galiba. Neyse de en sonunda karar verdim. Aldım romantik bir filmi. Dayandım kapısına. Ne ya? Aksiyon diye aldık, romantik çıktı film. Niye öyle söylüyorsun Toprak ya? Baksana ne güzel. Ya ne güzel, notebook yazıyor üstte, ben zannettim şifre kıracak herif. Polisiye bir bok, hiçbir şey yok. Ya adamın karısına yazdığı günlük işte o. Ya, yaşlılığa kadar beraber kalıyorlar ya. Güzel, çok güzel. Sürüklüyor, çok acayip. Ya çok güzel, öyle deme bak ne güzel. Bilmiyorum ya. Hala ya, beraberler, yaşlılar, çocukları var, torunları var. Toprak, şimdi ben düşündüm de. Biz çok uzun zamandan beri çıkıyoruz. Yaşımız da yani artık geldi ha. Sen ne düşünüyorsun? Hani diyorum ki ben artık böyle evlensek ha? Toprak.
uyumuşsun sen? Kim ya? Adam mı? Uyudu öküz. Bildiğin uyudu. Tabii ben sinirlenmedim değil şimdi böyle sakinim de. Ama dedim Yağmur bak kaç yıldan beri çıkıyorsun bu herifle. Bir yavaştan al. Sonra arkadaşım dedi ki bana televizyonda bir VJ var. Ona mesaj gönder. Canlı yayında naklin evlenme teklifin yayınlansın. Benim nasıl hoşuma gitti bu fikir. Bizim hıyarı düşünürsen gece gündüz televizyon başında. Çok iyi oldu bu fikir çok. İki kumanda ya. Toprakçığım niye huzursuzlanıyorsun yine? Ya nasıl huzursuzlanıyorsun ya? Ya kanal değiştiremiyorum ya. Benim gibi adam şu anda kanal değiştiriyor ya. Değiştirme kanalı mı da bu gerçekten ya, kumanda ya. Ya! Ne ya? Ben öbür kanalda kalmak istiyorum. Ya ne var kızım al. Ne var burada? Neyse işte. Bunu mu izleyeceğim? Evet. Ne bu? Bunlar programdan önce beni yediler. Sizin karşınıza çıkarken bütün motivasyonumu yerin dibine indiriyorlar. Ondan sonra beni salıyorlar gitsin. İyi de müzik veriyorlar. Kırıldım. Evet kızım ya. Aman be. Geçen akşam da gittik böyle zaten. Bazen de bu. Hayır canım aman metroseksüel deniyor artık biliyorsun sen de. Oha metroseksüel ile ipne arasındaki farkı biliyorum herhalde. Hayır. Bu ipne, bariz ipne, bayrak mı oluyor? Ay ber sana sinir oldum programdan önce ama neyse. Ah! Ayol teklif var ayol teklif var aman. Ya hayır. Ya, ya hayır lütfen ölümü gör kaldırmak ölümü gör. Ay lütfen toprak ya hayır. Bu sefer de kanalı değiştirdi camış. Tabii ben yine sinirlendim. Ama hata bende. Böyle atraksiyonun işleri hiç girmeyecektim. En sonunda karar verdim. Gittim aldım bir tek taş. Bizim romantik bir yemeğe gidelim. Ben nasıl olsa onu parmağıma taktırırım. Sen yemiyor musun hayatım? Yiyorum canım. Sağ ol diyorum. Daha sonra esas ne diyecektim? Bugün bir elbise gördüm. Gelinlik hafif böyle kuyruğu var. Beyaz. Ha, ondan sonra buradan yapmışlar. Evet. Tek omuz gelinlik böyle. Gelinlik kimse beyazdır. Evet Toprak'cığım. Gelinlikler beyaz oluyor biliyorsun. Aslında başka da oluyor. Ha. Kemik var. Olur mu Toprak? Canım, siyah bile var. Ay Toprak. Gelinlik dediğim beyaz olur. Tamam mı? Böyle beyaz olur. Burası da kırmızı. Kurdeles olur. Neyse işte bu da böyle geliniyor. Ama buraya dantel falan da kalmışlar hani değişiklik olsun diye. Ondan sonra vücuda oturuyor en önemli kısmı bence. Sonra böyle hafif deniz kızı gibi sonra çan gibi açılıyor ama çok güzel. Bana çok yakışacak bence. Belin mi oturuyor? Deniz kızının eti oluyor mu ya? Hı-hı. El açılıyor yanlış, ya. Yanlış etek değil o ya. O bütün vücudu o tight gibi bir şey o etek değil. Hı-hı. Yanlış. Ne oluyor lan? He? Ne oluyor lan? Toprakçı. Sikerim toprağını. Kime göz kırpıyorsun lan sen? He? Aşktan mı? Yok. Sakin ol. Aşktan ağzını siktir be lan bana. Siktir be. Sırlandır Vedan be. Sırlandır Vedan. Gitti bu sefer de adamı dövdü. Ben artık söyleyecek kelime, yağdıracak küfür bulamıyorum toprağa. Gerçi şimdi ne yalan söyleyeyim hani beni kıskanıp benim için kavga etmesi falan hoşuma gitmedi değil. Zaten adama pek bir şey olmadı. Sadece gözlerinin altı morarmış biraz. Esas olan yine benim yüzüm oldu. Tek taşım gidiverdi o hengamede. Ama Toprak ben senden o 80 taksini çatır çutur almaz mıyım şu yaz bitince. Hele şu bir evlilik olsun da. Zaten sonra düşündüm bu fikir de yavandı. Çünkü televizyonla toprağa ulaşma fikri çok iyiydi. O yüzden dedim ki bu sefer ben bir video çekeyim. Bir kargoya vereyim. Hem gittiğimden emin olurum. Hem Toprak kapıyı açar açmasa bir gelen paketi merak edecek. İçinden açacak videoyu koyacak izler. Bu sefer dedim tamam. Sonuca ulaştım. Ulaşmışımdır değil mi? Hadi bakalım gidip görelim. Nasıl oldu acaba? Neyse be bu pozdan ne manyak mısın? Girsene içeri. Posta kutlamadın mı? Baktım. Hı? Bir sürü fatura gelmiş, kol gibi. Nasıl ya? Başka şeyler gelmemiş mi? Ya başka ne olacak ha? Yağmur ya? Hem bu ne böyle giyinmişsin saçma sapan? Güzel miymiş mi o? Çok güzel olmuş, pavyon kadın gibi. Nasıl ya? Neyse onu bırak da sen baktın mı postaların arasında iyice sen faturaların dışında başka bir şey yok mu? Toprak! Toprak! Efendim hayatım? Toprak bu ne canım?
o şey hayatı. İşte sen yokken bugün postacılar geldi, bir CD verdiler. CD işte bu yani. Toprak! Efendim? Bu kadın sana evlenme teklifi ediyor hayatım. Hayatım işte tamamen bulaşıkları yıkarken öyle kev girdi tencereydi. Ondan sonra işte ben bahsettim. Ondan sonra sen geldin, verdin. Böyle oturduk moturduk. Toprak bu ne? O bizim evlenmeyi izlediğimiz hayatım. Aç ağzını hayatım. Aç. Al bunu yut Toprak. Yut onu. Tamam mı? Döndüğünde seni bu evde görmeyeceğim. Siktir olup gidiyorsun. Hayatım, hayatım nereye gidiyorsun? Bırak beni. Gitti. Kızım yok, bir sürü fatura var, başka bir şey yok. Allah Allah. Yok ama yok yok, ben kafaya koydum, bu yaz kesin evleneceğim. Table for two. Won't you wine and dine with me? Settle down. I wanna raise a child. I wanna raise a child. Won't you raise a child?